Değerli izleyicilerimiz, öncelikle ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Yeni bir proje, yeni bir program ile karşınızda olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yakın Doğu ailesinin bir mensubu olarak, Sayın Kurucu Rektörümüz Doktor Suat Günsel'in değerli bir sözleriyle programıma başlamak istiyorum. Yakın Doğu Üniversitesi, ülkesine ve toplumuna kendi hikayesini yazdırabilecek öğrenci yetiştirmektedir. İşte bizler de bu inanç ve azimle toplumumuz için yararlı işler yapmaya çalışıyoruz. Programımızın oluşum aşamasında destekleri bulunan Sayın Kurucu Rektörümüz, Sayın Rektörümüz, Sayın Mütevelli Eğeti Başkanımız, Sayın Genel Koordinatörümüz ve Sayın Genel Sekreterimiz, Sayın Hukuk Fakültesi Dekanımız, Sayın İletişim Fakültesi Dekanımız ve Yakın Doğu TV'nin özverili kadrosuna teşekkürü bir borç biliyorum. Dilerseniz öncelikle üniversitemiz ve fakültemizden, kısaca hukuk fakültemizden kısaca bahsedelim. Üniversitemiz 1988 yılında kurulmuş olup, çağdaş bir kampüs alanı içerisinde yapılanmış, bütün fakülteleri, yüksek okulları, enstitüleri, hastanesi ve kütüphanesi ve daha birçok önemli kurumu ile adımızın gözde eğitim merkezi olmasının yanı sıra birçok dünya ülkesinden gelen binlerce öğrencinin de tercihi olmuştur. Hukuk fakültemiz ise 1998 yılında kurulmuş, yaklaşık 16 yıllık geçmişinde donanımlı mezunlar vermiş ve halen akademisyen katromuzdaki değerli hocalarımız, başta profesörlerimiz olmak üzere doçentlerimiz ve yardımcı doçentlerimiz ile kaliteli bir eğitim vermeyi sürdürmektedir. İlk programımıza lütfedip teşrif eden Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Uluslararası Özel Hukuk Uzmanı Sayın Profesör Doktor Işıl Özkan hocamıza hoş geldiniz demek ve desteklerinden ötürü teşekkür etmek isterim. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim. Hocam öncelikle siz tabiri caiz ise üreten bir hocamızsınız. Yazdığınız birçok değerli eser bulunmakta. İlk olarak sizden eserlerinizi zihninize nasıl canlandırdığınızı, nasıl yola çıkıp kitaplarınızı yazdığınızı dinlemek isteriz. Evet, tabii ki ben roman yazmıyorum bilimsel kitaplar ve ders kitapları yazıyorum. Bunları seçerken de konunun güncelliği benim için önemli. Güncel konulara merak duyuyorum. Tabii ki konuyu sevmek de önemli. Ben aslında özel hukukçu olduğum halde son zamanlarda kamu hukukuna yönelik kitaplar yazmaya başladım. Çünkü kesin bir ayrım olduğunda düşünmüyorum bu iki hukuk dalı arasında. Kamu Hukuku Dayanaklı Özel Hukuk demek daha doğru olur. Bundan önceki kitabım 2011 yılında basılan Avrupa Birliği Kamu Hukuku'ydu. Onu yazmamın nedeni Lisbon Anlaşması 2009'da yeni yürürlüğe girmişti ve Türkiye'de Türkçe Lisbon Anlaşması'ndan sonra Avrupa Birliği Hukukunu anlatan bir kitap yoktu. Ben o boşluğu doldurmaya çalıştım. Hem bir ders kitabı oldu, hem de araştırmacılar için e, işe yarayacak bir kaynak teşkil etti. Hemen onun arkasından bu 2013 baskılı elimdeki Göç İltica ve Sığma kitabına başladım. Bu kitaptaki e, girişimin nedeni de Ankara'da yapılan İçişleri Bakanlığı Başkanlığındaki bir kanun tasarısı toplantısına davet edilmem oldu. Bu kanun tasarısının toplantılarını başından sonuna izlerken konunun ne kadar güncel ve önemli bir konu olduğunu, hatta asrımızın konusu olduğunu fark ettim. Ve 2013 yılında da bu kitabı tamamladım, Göç İltica ve Sığınma Hukuk kitabını. Şu anda ise yine Türkiye'de ilk olacak Ulus Ötesi Hukuk adlı bir kitabı tamamlamış bulunuyorum. Henüz basılmadı ama baskıya hazır hale geldi. Hocam çok teşekkür ederiz. Heyecanla ve merakla yeni kitabınızı da bekliyoruz. İnşallah onu da buradan tanıtacağız seyircilerimize. Şimdi dilerseniz Göç, İltica ve Sığınma Hukuku isimli kitabınızın hakkında bir genel fikir edinmek için biraz kitabınızdan bahsedelim. Bu hususta dikkat çeken önemli bir nokta, Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Ümit Hasan Hocamız tarafından kitabınıza yazılan kıymetli takdim yazısı. Hocamız bu takdim yazısında kitabınızdan ve sizden sita işle bahsetmekte. Bu hususta neler söylemek istersiniz hocam? Ben de müsaadenizle kitabınızı seyircilerimize göstereyim. Teşekkür ederim. Ümit Hoca'ya şükran borçluyum. Çünkü edebi yetenekleriyle çok güzel bir ön söz yazdı. Ön sözü kitabımdan daha kıymetli diyebilirim. Başlı başına bir kıymet taşıyor. Ümit Hoca hep beni, ben onun çocukluğunu bilirim diye anlatır. Onun sebebi de Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesinde ben yeni bir asistan olarak başladığım zamandan beri beni tanımasıdır. Kendisine çok sevgi ve saygılar sunarım. Ayrıca bu aralar rahatsız olduğunu biliyorum. Hem acil şifalar diliyorum, hem de Allah onu hiç başımızdan eksik etmesin diyorum. Kesinlikle hocam. Gerçekten biz de hocamıza buradan acil şifalar diliyoruz. E, kitabınızın bölümlerini incelerken hocam, öncelikle tarihçe karşımıza çıkıyor. Genel olarakları ile göçün tarihçesini izleyenlerimize nasıl anlatabiliriz? Evet şimdi göç ya da sığınma hukuku dediğimiz zaman sığma kavramı eski Yunanca'dan gelen bir kavram ve sığınılan yer yani kişinin kendini güvenli hissettiği yer anlamına geliyor ve uzun zaman böyle kullanılmış. Mesela İzmir yakınlarında Antik Efes'te böyle bir yer var sığınma yeri olarak kullanılan. Zamanla kutsal yerler. Yani dokunulamaz yerler de sığınma yeri anlamında kullanılmış. ve kiliseler, camiler bu anlamda yer almış. Daha sonra artık sığınma sığınma hakkı anlamında. Yani kişilerin kaçarak kendilerini güvenli hissettiği bir yere sığınması anlamında da kullanılmaya başlanmış. Bu göç ve sığınma hukukunun tarihçesi aslında insancıl hukuk ve insan hakları hukuku kadar eski. Grotius zamanında savaş ve barış hukukunu yazarken sığınmanın da bir hak olduğunu söylüyor. Wolf da aynı şekilde sığınmanın bir hak olduğunu söylüyor. Ondan sonra gelen bazı yazarlar Pufendorf ve Vatel gibi ise devletlerin egemenlik hakkı olduğunu dolayısıyla sığma hakkı vermek zorunda olmadıklarını kişilere devletler isterlerse bu hakkı verebileceklerini söylüyorlar. Zaten bu düşüncelerin sonucunda da bugünkü uluslararası hukukta devletin ülkesi üzerinde egemenlik hakkından doğan ülkesel yetkilerinden söz ediyoruz. Devlet yabancıyı ya da sığınmacıyı veya vatansızı ülkesine kabul etmek zorunda değildir diyoruz. Ancak pek çok insan hakları belgesinde başta insan hakları evrensel bildirisinde sığınma hakkından söz ediliyor ve diğer bütün insan hakları belgelerinde ve mahkeme, insan hakları mahkemesi uygulamalarında da sığınma hakkı korunuyor. Yani sığınma hakkını bugün artık insan hakları içinde ele almakta fayda var. Evet hocam, teşekkür ediyorum bu cevabınız için de. Bir diğer soruma geçiyorum müsaadenizle. Tanımlamaları yaparken bir sorundan bahsediyorsunuz. Ee, bu sorun gözümüze çarpıyor kitabınız içerisinde. Bize bu sorunu anlatıp, Mülteci, sığınmacı, yerinden edilmiş kişi ve göçmen arasında ne gibi bir farklar olduğunu açıklar mısınız? Çünkü burada e, tam anlaşılması açısından birbirine yakın kavramlar belki de. Ayrıca bir de şöyle bir şey rica edeceğiz sizden. Daha da aydınlatıcı olması açısından, göç ve ilticanın ilişkisinden de kısaca bahsetmenizi isteyeceğiz. Evet, e, bu konu önemli gerçekten. Maalesef Türk hukukunda e, mülteci, sığınmacı, göçmen, göçmen işçi birbirinin anlamında veya yerinde kullanılıyor ya da kullanılmaktaydı. Şimdi mülteci başka bir şeydir. göçmen başka bir şeydir. Göçmen kendi rızasıyla ve yerleşmek üzere bir ülkeye giden kişidir. Eğer ekonomik nedenlerle göçmense buna da göçmen işçi diyoruz. Mülteci ise çeşitli, siyasi nedenlerle, savaş, karışıklık nedenleriyle bulunduğu ülkeden kaçıp başka bir ülkeye geçici olarak sığınmak zorunda kalan kişidir. Burada asıl önemli mesele sığınmacı ile mülteci arasında bir fark olup olmadığıdır. Genelde sığınmacı ve mülteci Türk hukukunda aynı anlamda kullanılıyor. Yabancı literatürde ise sığınma arayan ifadesi var. Sığınma arayan henüz mülteci statüsüne erişmemiş, acil durum nedeniyle bulunduğu ülkeden kaçmış, başka bir ülkeye sığınmış fakat orada fiili de facto bir durumu olan kişidir. Eğer sığındığı ülke kendisini mülteci olarak kabul ederse o zaman mülteci sıfatı alır ve de jure yani hukuken ...mülteci olur. Ve bunların ikisinin tabi ki... ...hukuki durumları ve sonuçları... ...farklıdır. Bizim hukukumuzda... ...şöyle bir şey yapılıyor... ...Cenevre Sözleşmesi... ...yani Birleşmiş Milletler'in... ...mültecilere ilişkin... ...Cenevre Sözleşmesi... ...ve... ...EK protokolünde... ...Türkiye coğrafi bir sınırlama hakkını koruduğu için yani sadece Avrupa'dan gelen mültecileri bu hakkı tanıdığı için biz Avrupa'dan gelenlere mülteci doğudan gelenleri sığınmacı demek gibi bir eğilim içindeyiz. Şimdi ben kitabımda bunu eleştiriyorum. Çünkü uluslararası literatürde sığınmacı ve mültecinin anlamı bellidir. Bizim coğrafi sınırlamamız bir gün kalkarsa kalktığında o zaman bu kanunlardaki terimleri de mi değiştireceğiz? Pekala e, sığınmacıya fiili durum için e, mülteciye de hukuken kabul edilen sığınmacı anlamında kullanabilirdik. Ama maalesef yeni hazırlanan kanunda da ki kurulda bu eleştirimi ileri sürdüğüm halde kabul görmedi. Gene aynı ayrım yapıldı. E, Avrupa Birliği de bizim bu coğrafi sınırlandırmayı kaldırmamızı bu en son kabul edilen geri kabul anlaşması ve mize muafiyeti anlaşmasında da ileri sürüyor. Bir gün eğer bu sınırlamayı kaldırırsak o zaman kanundaki ifadeler de değiştirilmek zorunda kalacak diye düşünüyorum. Evet hocam bu öngörünüz de zaten çok yakında gerçekleşecek diye düşünüyoruz bizler de aynı şekilde. Çünkü bu geri kabul anlaşması ile geri kabul ve onu izleyen veya daha öncesinde olarak belirtelim bir vize muafiyeti durumunda bu sorunlar ortaya çıkacaktır. Bahsetmiş olduğunuz gibi. Bir de yerinden edilmiş kişiler var. O da başka evet bir anlama gelir. Yerinden edilmiş kişi demek başka bir ülkeye kaçmadan bulunduğu ülkede eğer güvenli bir bölgede korunabiliyorsa kendi ülkesi içinde bunlara yerinden edilmiş kişi diyoruz. Mesela eski Yugoslavya'daki iç çatışmalar sırasında işte Kosova'da, Bosna'da bir takım insanlar belli yerlerde e, koruma altına alınmaya çalışılmıştır. Bunlara da yerinden edilmiş kişi diyoruz. Evet hocam, aslında ne kadar da birbirinden farklı kavramlar ama biz maalesef e, Türk hukuk sistemimiz içerisinde Hukukçular olarak bazen bunları birbirine karıştırıyoruz. Bu da aslında e, pek de hoş bir durum değil. Evet. Ben müsaadenizle bir diğer soruma geçeyim. E, bu noktada önemli bir diğer hususun ise mültecilerin hak ve özgürlükleri olduğunu düşünmekteyim. Genel hatları ile mültecilerin hak ve özgürlüklerinden bahsedebilir miyiz lütfen hocam? Tabii ki yalnız demin bir sorunuza cevap vermeyi unuttum Buyur onu hocam. tamamlayayım. İltica ile göç arasında nasıl bir ilişki var demiştiniz. Şimdi iltica mülteci ile ilgili yani sığınma ile ilgili göç ise daha çok ekonomik nedenlerle yapılıyor. Ve maalesef son zamanlarda kaçak göçmen işçi diye bir sorunumuz var. Maalesef. Ve bunlar kaçak göçmen işçi olarak doğu ülkelerinden Türkiye üzerinden batıya doğru gidenler orada sığınma hakkı talep edebiliyorlar. Yani sığınma ile... Ekonomik anlamda göçmen, göçmen işçi karışabiliyor birbirine ve bunları da belli bir ölçüde korumak gerekiyor. O yüzden de bizim yeni kanunumuzda da var, mültecilere ilişkin mevzuatta da var. Eğer kişi bunları kandıran insan tacirlerinin ya da göçmen kaçakçılarının zoruyla veya hilesiyle bu işleri yapmışsa mağdur olarak da korunabiliyor. Yani bu kişilerde e, sığınmacı tam anlamıyla bizim anladığımız anlamda sığınmacı olmamakla birlikte e, mağdur sıfatıyla korunabiliyor. Ve kendilerini kaçıran kaçakçıların yakalanmasında yardımcı olurlarsa geçici süreyle bunlara oturma izni de verilebiliyor. Onu demin söylemeyi unuttum. Bu da işlevsel olarak hocam yani çok daha e, önemli bir gelişme tabii söylemiş olduğunuz gibi çünkü en azından böyle bir durumda olan kişiler için e, böyle bir durumun içine girmek tabii yardımcı olmak yakalanmalarına bu kaçakçılık yapan insan kaçakçılığı yapanların bir de olumlu getirisi olması evet. onları daha da teşvik edecektir daha da olumlu şeyler olacağını düşünüyoruz. Evet. Hocam, Şimdi göçmenlerin buyurun. hakları meselesine gelince mülteciler sözleşmesi. Çok geniş bir şekilde e, göçmenlerin değil de bu mültecilerin, sığınmacıların ya da haklarını düzenlemiş. Bu hakları düzenlerken de e, bazı haklarda vatandaşa eşit muamele yapılıyor. Bazı haklarda en az yabancılara yapılan kadar iyi muamele yapılıyor. Bazen en çok gözetilen ulus kaydı ilkesi kullanılıyor. E, bazı yazarlar bu... ...mültecilere tanınan hakları ülkede bulunma durumlarına göre sınıflandırmışlardır. Mesela Hatay'ın böyle bir ayrımı vardır. Şimdi bir ülkede geçici olarak bulunan mültecinin işte barınma, sağlık hizmetleri, yiyecek tedariki gibi bazı temel hakları vardır. Ama bir ülkede oturuyorsa, kalıyorsa yani ikamet, izni alarak ikamet ediyorsa... O zaman biraz daha fazla haklara sahiptir. Bunların çalışma hakkı, eğitim hakkı gibi hakları vardır. Daha uzun süreli kalarak bir ülkede sadece geçici oturma değil, kalıyorlarsa kişiler, o zaman düşünce ve ifade özgürlüğünden tutun da dernek kurma özgürlüğüne kadar hakları vardır. Böyle çeşitli ülkede bulunma durumlarına göre tanınan hakları vardır ama temel bir takım haklar en önemlisi mesela kimlik belgesi isteme hakkı vardır. Biz de şimdi mesela Suriyeden gelen e, şey sığınmacılara e, kimlik belgesi veriyoruz. E, barınma hakları var. Bunları bir biçimde kabul merkezlerinde barındırıyoruz. Yiyecek, sağlık hizmetleri vesaire bunlar veriliyor. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin üzerinde çok durduğu. Geri verilmeme ilkesi, non refülma ilkesi çok önemli. Türkiye maalesef Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden bir zamanlar bu konuda mahkumiyetler aldı. Çünkü Cenevre Sözleşmesi'nin şöyle bir hükmü var. Eğer mülteci diyor. Bu sığınmacı da olabilir. Zulüm, haklı zulüm korkusu altında olduğu bir ülkeye geri gönderirseniz bu üçüncü maddedeki işkence suçuna girer diyor. Yani kişinin yaşam hakkı ve işkence ve kötü muameleye maruz kalmama hakkına aykırıdır diyor. O halde ne suçların iadesi yoluyla ne de sınır dışı etme yoluyla kendi zulüm gördüğünü iddia ettiği ülkeden kaçan ve o ülkeye geri dönerse tekrar zulüm göreceğini düşünen ve bu konuda haklı korkusu olan kişiyi bu ülkelere geri göndermeme mecburiyeti Tabii. var artık bu bir mecburiyet haline geldi. Türkiye başlangıçta bu nedenle mahkumiyet aldı fakat daha sonra danıştayımız isabetli olarak verdiği kararlarda sınır dışı etmediği için bu kişileri yani daha doğrusu geçici Önlem kararı alıp sınır dışı edilmelerini önlediği için artık üçüncü maddeden mahkum edilmedik. Bir başka maddede Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin beşinci maddesi. Beşinci maddede uzun tutukluluğu yasaklıyor. Hatta öyle ki mesela bir hafta bir yerde tutulmasını sığınmacının makul kabul ediyor. Ama ondan fazlasını uzun tutukluluk uzun süreler, sayıyor uzun sayıyor. Hatta bizimle ilgili adına misafirhane denilen karakollarda altı ay uzunca süre tutulan kişiler olduğu için mahkemiyet kararları var verilmiş. Şimdi işte yeni kanunda bunu da önlemeye çalışıyoruz. Bu insanlara ikamet izni verilecek. Geçici süre bile olsa ve hareket serbestisi, seyahat imkanı tanınacak. Yani Belli bir yerde tutmak, e, hele nezarethanede tutmak e, bu şey ilkesine 5. E, madde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kişi özgürlüğü ilkesine aykırı. Hocam belirtmiş olduğunuz gibi e, biz bu kişileri karakollarda tutuyorduk maalesef. Adına tabii misafirhane deniyordu. E, öyle olmadığını biliyoruz maalesef. E, tabii hijyen de önemli. Mesela orada... Hani bu mahkumiyetlerimizin e, temel bir unsuru da tabii hijyenik olmayan ortamlarda e, uzun süreler tutulması. Maalesef böyle uygulamalarımız vardı ama e, bunları yavaş yavaş aşacağımızı ümit ediyoruz ki olumlu gelişmelerimiz var. Biz de bu konularda umutluyuz. E, ben size şöyle bir soru sormak isterim bu konuyu açmışken e, mültecilerden bahsettik. Şimdi bu son dönem Suriyeden gelen vatandaş vatandaş demeyelim tabii yanlış bir kullanım olur. Mülteciler var. Vatandaş olup olmama durumları var. Bu tartışmalar sürmekte güncel olarak halen. Bu kişilerin oy kullanıp kullanamaması meselesi var. Biz e, uzmanından sizden dinleyelim bu konudaki düşüncenizi, neler olabileceğini. Evet, bu konuyu çok merak ediyorlar. Bana en sık sorulan sorulardan biri bu. Ee, şimdi kimlik belgesi verme zorunluğu var zaten. Yani. Ee, ...bu mülteci ya da sığınmacı olan kişilere devlet bir kimlik belgesi veriyor. Ama bu onların mülteci ya da sığınmacı olduğunu gösteren bir belge. Yoksa Türk vatandaşı olduğunu gösteren bir belge değil. Kişinin Türk vatandaşlığına alınması sizin de bildiğiniz gibi çok uzun bir prosedür gerektiriyor. İstisnai yoldan bu kişilerin Türk vatandaşlığına alınacağını düşünsek bile... ...ki o zaman beş yıl ikamet şartı yok... Türk soyundan olmaları lazım ki göçmenler bu şekilde Türk soyundan oldukları için göçmenler ve Türk kültürüne bağlı olanlar alınabiliyor. Türk vatandaşlığına o da bakanlar kurulu kararı ile. Böyle bir şey yapıldığına dair bir belge de yok ortada. Bu kimlik belgesinin ben yanlış anlaşıldığını zannediyorum. Ama şimdi... Birleşmiş Milletler, Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin aradığı çözüm yollarına bakarsak bu kişiler için hele böyle kitle akınlarında yani mass dedikleri böyle yüz binlerce kişinin gelmesi durumunda bir kere bunlar bir acil durumda kaçtıkları için o ülkede barınıyorlar bir süre ama bir süre sonra bu yükün paylaştırılması lazım. Yükün paylaştırılması için çeşitli yöntemler e, hazırlanmış, düzenlenmiş. E, mali yardım olabilir, e, eşya yardımı olabilir, barınak vesaire yiyecek gibi ya da sıhhi malzeme gibi. Onun dışında yine bu batılı gelişmiş ülkelerin bu kişilerin bir kısmını kendi ülkelerine kabul etmesi gerekebiliyor. Buna yeniden yerleştirme diyoruz. Yani ilk geldiği ülkeden başka ülkelere yerleştirilebiliyor. Tabi onlar belli bir kota kontenjan sahipleri ancak o kadar alıyorlar. De bu kadar çok insanı ben Batılıların alabileceğini sanmıyorum. bir yolda bu kişileri vatandaşla almak. Tabii ki devletleri bu kişileri vatandaşla almayı zorlayan hiçbir kural yok. Böyle bir şey yok ama tavsiye edilebiliyor vatandaşı almak. Şimdi bu kişilerin Türk vatandaşı olması için alınabilmesi için genel olarak vatandaşla alınma yolunda en az 5 sene geçmesi lazım. Türkiye'de ikamet etmeleri lazım. E, i̇stisnai yolla vatandaşla alınmaları için dediğim gibi Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı göçmenler olması lazım. Dolayısıyla mevcut hukuki düzende bu kişilerin vatandaş olması pek mümkün görünmüyor. Ama başka yollarla alınıyorsa onu bilemem. Çünkü sonuçta kimlerin Türk soyundan olduğunu karar vermeye. Bir de vatandaşta alınması zaruri görülenler diye vatandaşlık kanunumuzun 12. maddesinde bir hüküm var. Zaruri görülenler diye bakanlar kuruna yetki verilmiş. Şimdi bakanlar kurulu ben vatandaşı almaya zaruru gördüm deyip alırsa bu kişileri o zaman böyle bir imkanda var demektir. Ee, bunu tabi bilmiyoruz sadece duyuyoruz bazı şeyleri ama bilgimiz yok. Evet hocam yani özetleyecek olursak şu noktada en azından bu kişilerin, e, oy kullanamayacaklarını seçimlere katılamayacaklarını belirtelim bir kez daha izleyicilerimize yabancıların oy kullanması ]ların... ve siyasi hakkı yoktur Evet, yani bu aslında karıştırılmaması gereken bir şey evet. ama çok fazla karıştırıldı e, çok fazla tartışmalar yaşandı bu konuda aydınlattığınız için bir kez daha teşekkür ederiz bu noktada hocam son olarak e, Türk hukukundaki durumdan bahsetmek amacıyla kitabınızdaki bilgiler ışığında neler söylenebilir acaba Evet Türkiye'de işte benim de toplantılarına katıldığım bir tasarı vardı ve sonunda Uluslararası Koruma ve Yabancılar Kanunu diye yeni bir kanunumuz oldu. Bu kanunun göç idaresine ilişkin kısmı hemen yürürlüğe girdi. İçişleri Bakanı'nda bir göç idaresi genel müdürlüğü kuruldu. Diğer hükümleri ise Nisan 2014'te yürürlüğe girecek çünkü bir yıllık bir erteleme süresi var. Bu kanunumuz e, pasaport kanununun ülkeye girişle ilgili bazı hükümlerini değiştiriyor. Yabancılarla ilgili hükümlerini ve yabancıların ikamet ve seyahatleri hakkındaki kanunu ise tümden yürürlükten kaldırıyor. İkinci bölümde yabancıların ikamet ve ikamet izinlerini yeniden düzenliyor. Kanun üçüncü bölümü ise tamamen bu mülteci ve sığınmacıların uluslararası korunmasına ilişkin esasları getiriyor. Bu esaslar demin de anlattığım mülteciler sözleşmesindeki ilkelere uygun bir şekilde hazırlanmış bulunuyor. Sayın hocam ben katılımınız için vakit ayırıp da bize buraya teşrif ederek bu bilgileri bize verdiğiniz ve izleyicilerimizle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. E, değerli izleyicilerimiz, Yakından Hukuk adlı programımızın ilk bölümünün sonuna geldik. Gelecek bölümde buluşuncaya dek hoşçakalın.